Ya bu arada bunu gerizekalılar Fazıl Say Japon piyaniste ayar veriyor diye yüklemişler. Her konuda böyle şey var ya bizde. Gördün mü Türk'ün yarrağını? Kola kutusu gibi adamın amına koruz. Bu adam piyanist değil abi. Japon adam piyanist değil. Kendi çapında iki tıngırdatan orada programa katılmış bir şahıs yani bu. Anladın mı? Fazıl Say Japon piyanisti siktiği diye falan yüklemişler. Abi adam piyanist değil ya. Adam bir anime müziğini çalıyor. Ya yani kendi kendine evinde tıngırdatan bir çinko karmon bir adam yani. Ama bu hep şey, bunu hep görüyorum böyle Facebook'ta falan da böyle boomerlar paylaşıyor. Hep şey kafası. Japon'a bir çaldı. Amına koyayım Japon var ya Japon. Moruk. Japon böyle şey oldu moruk. Amına koyayım diye. İzleyince anlayacaksın zaten herifin piyanist olmadığını. Değil yani öyle. Ya bir kere elini tutuşundan anlarsınız herifin piyanist olmadığını. Çünkü Fazıl Say ellerini koyunca bir piyanist elini piyanoya nasıl koyar göreceksiniz zaten. Hata da yapıyor yani. Gomenasai diyor, özür dilerim diyor. Sonunda hata yaptım diyor zaten. Japoncam da var. Her boku bilen bir profesörüm ya. Ya çalıyor adam diyor ki Fazıl Say'a. Hiç duymadığın bir şey çalacağım. Sen bunu çalabilecek misin diyor. Fazıl Say da şimdi Fazıl abim nasıl sikiyor bir görün. İşte Türk'ün sikişi falan. Bak abi Fazıl Say vs. Japon piyanist başlığa bak ya. Bu nasıl bir özgüvensizlik? Abi bizde niye böyle bir şey var ya? Bu arada hakikaten mal oluyor adam. Adam yani izlerken şey oluyor böyle. Şakalaşıyorlar birbirleri. Sonra Fazıl Say çalmaya devam edince böyle oluyor. Ananı sikeyim, yaratık mı lan bu? Bir daha alalım abi. Çok iyi çünkü. Çok iyi çan çok iyi çanka. Omay! Oy! Kozo! Fazıl ka? Susun lan! Bazı reis çalıyor. Sus! Sus be! Abi şunu profil fotosu yapmanız için alıyorum ben. Fazıl abimin siktiği reis. Şunu kullanmak isteyen olursa bir dakika. Şunu kullanmak isteyen olursa diye şöyle bırakıyorum abi. Steam profil fotosu falan yapın amına koyun. Bunu bir hafta durur bence. Hak ediyor yani. Düşünsene CS maçında karşına geliyor amına koyun. Fazla'nın siktiği reis. Karşında. Ben bayılıyorum öyle Steam profillerine ya. Altyazı
Fazıl Say 8 yaşında. Oo. Merak ettim. Dur önce şu videonun yorumlarına bakacağız. Abi çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Türk'ün siki kola kutusudur tarzında yorum var mı acaba? İnsanın Japon olup boğa diye bağırsa geliyor Sugoi. Tamam burayız bizden. Bizden abi. Okey kültür koktu. Evet abi Japon gelmiş ve demiş ki he's not pianist, he's famous comedian in Japan. Yani diyor ki bir Müslümanın 5 litre balı var. Diyor ki o piyanist değil, komedyen diyor amına koyayım. Üstad ekstra 150 nota bastı maşallah. Şu videonun açıklama kısmına ayrı bir sempatim var ya. Bin kaplan gücünde olan piyanistimiz Fazıl Say, Japon piyanistten duyduğu ezgiyi kendine göre de o anda düzenleyerek Erin Japon'un eline vermiştir efendim. Senin yazacağın pu açıklamayı sikeyim. Senin sempatini de pu ayrı sikeyim. Castle in the Sky şarkının ismi. Okey. Tüm Japonların idolü bu adam. İnsanlar 4-5 yaşından çocukları piyanoya gönderir. Bizim Türkler adam ateist diye yüzüne bakmıyorlar. Tüm Japonların idolü bu adam değil. Japanese Idol diye arattığın zaman muhtemelen küçük kız çocukları göreceksin. Japon idol kültürüne hiç girmeyelim. Oralar çok tehlikeli sular. Benim midem bulanıyor. Kötü kötü oluyorum. Japanese Idol dediğinde ufak kız çocukları bulursun abi. Aratma. Pis yani. Çok iğrenç bir kültür. Yani o ben fazla sayı Japonya'da idol olduğunu zannetmiyorum abi. Hiç zannetmiyorum. O Japon piyanist değil. Komedyen. Bayıldım. Boş ver zaten. Hepsi birbirine benziyor. Serdar. IQ'm düşüyor. Girişte Ata Demirer Trakya şivesiyle karanlık diyor. Harbi diyor mu lan? Ananı sikeyim. Ya biz topluca çok gerizekalı insanlarız ya. Naranlı. Ah, çok kötü. Lol, greetings from Italy. Fazıl Say genius. Yeah, I think so. Dozunuzu alın. Bazı fikirlerine katılmayabilirim. Ama sanatına kesinlikle saygı duyulması gereken bir sanatçı. Eyvallah reis be. Onu dediğin iyi oldu var ya. Mr. Smilkrım'ın onu dediğin iyi oldu amına koyayım ya. Vallahi bir şey değil mi? Onu dediğin çok iyi oldu ya. Reis valla bir şey değil mi? Biz onu yapmayacaktık. Sen onu dedin iyi oldu. İyi oldu. Çok da sikimizdeydi amına koyayım düşüncelerine. Katılıp katılmadığın. Amına koyayım piç seni. Çok da sikindeydi amına koyayım Fazıl Say'ın. Piç seni. Senin fikrinin ne önemi var ki? Vasıfsız. Meriç ne demiş? Adamın tipza. Tamam işte biz onu profil fotosu yaptık Meriç. Sen rahat ol. O bizde. Biz onu cepledik. Japon şok. Japon şok kardeşim. So he's Asian and bad at piano. Probably a video from a parallel universe. Ya get the fuck out of here. Bunu anlamanız için yabancı olmanız lazım. Amerikan meme kültürü. O adamın çaldığı Hayao Miyazaki'ye ait bir animenin müziği Laputa idi sanırım. Ben de diyorum ki acaba nereden tanıyorum bu müziği? Sağ ol kardeş. Evet. Ne tatlı güldü öyle sonda ya. Atılmış, ağ atılmış. Parçanın ismini bilen. Castle in the Sky. Valla ben gurur duydum. Görüşü ne olursa olsun. Bana Japon değil de Koreli gibi geldi. Çünkü Japonca dilini iyi bilirim. Ama Japonca da olabilir. Çünkü net çıkmıyor sesler. Bir sik bildiğin yok. Loneliness X. Bir sik bildiğin yok. Bir yarrağımdan da çakmıyorsun. Yarrağımın başını iyi biliyorsun sen. Oo, utangaç gülüşüne ölürüm büyük üstad. Bir tanesin. Hüsnü Şenlendirici'nin şarkıyı nereden arakladığı belli oldu. İlk başta Deniz Seki'nin Bu Yürek İlk Defa şarkısı sananlar. Bilmiyorum şarkıyı benzetemedim o yüzden.
T.A. Caho. Japon'dan duyduğu ezgi yine amına koyayım. Parça for una cabeza. Hadi amına. Harbi mi lan? Castle in the Sky'ın